Nasıl meydana geldi? Bunun görüntülerini hızlıca bir ekranlara taşıyalım. Merak ediyoruz, metrobüsler mi çarpıştı, bariyerleri nasıl çarptı diye. İşte o an ekrana geldi. İki farklı yönden karşılıklı ilerleyen metrobüslerin önce birine çarpıyor, sonra bariyerlere çarptığı o görüntüleri ekrana getirdi ki bir görüntü var. Metrobüsün ön camı tuzla buz olmuştu. İşte o metrobüsün bu metrobüs olduğunu söyleyebiliriz. Karşılıklı hareket halindeyken metrobüs önce diğer metrobüse çarpıyor, sonrasında da bariyerlere çarpıyor. İşte metrobüslerin çarpıştığı ana dair görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğine dair görüntüler de ekranlara yansıdı. İşte Sefaköy'de, Küçükçekmece'de iki metrobüs bu şekilde birbirine çarpıştı ve ne yazık ki şu anda çok sayıda yaralı var, durumu ağır olan kişiler var. Ulaşımın Beylikdüzü yönüne doğru durduğunu söyleyelim. İşte daha net bir şekilde ekranlarınıza geldi. Ön tarafını çarpıyor diğer metrobüse ve sonrasında da bariyerlere çarpıyor. O metrobüs ve zaten o tuzla buz oldu. İşte bir yandan sol taraftan da o bariyerlere çarpan metrobüsü görüyoruz. Hemen yanında sıkışan kişiler vardı. Ekipler, itfaiye ekipleri o kişileri teker teker çıkardılar. Ambulanslara koydular. Sedyeler aracılığıyla hastanelere naklettiler. Tabii bir yandan ayakta tedavi olanlar oldu. Bir yandan ne yazık ki işte o bariyerlerin orada da sıkışanlar olmuştu. Ekipler o kişileri çıkardılar ve şu anda tedavi altında. Şimdi yeniden bu görüntülerin ardından olay yerine ben gideyim. Eren Coşkundeli bizi bekliyor. Oradaki kazanın olduğu noktadan son bilgileri bize aktarmayı sürdürsün. Eren, hemen sözü sana bırakayım tekrar. Sultan Arınır, öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda ekipler o metrobüsün çekici yardımıyla çekilmesinin ardından yola kum ve tuz dökerek aslında o metrobüsten dökülen sıvının, yakıt da olabilir, akaryakıt da olabilir, başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için de bir çalışma yürütüyorlar. Şu anda el arabalarıyla getirdikleri o kumu döküyorlar. Bir yandan da tabii ambulanslar da yavaş yavaş bölgeden ayrılmaya başladı. Çünkü yaralıların senin de söylediğin gibi burada hem ayakta tedavilerinin ardından hem de hastaneye kaldırılmalarının ardından da şu anda bulunduğumuz bu noktada herhangi bir yaralı yok. Ve gördüğünüz gibi diğer istikametten de, yani Yenibosna, Söğütlüçeşme yönünden Beylikdüzü istikametine de yine o çalışmaların yolun açıldığını, metrobüs hattının kontrollü bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Çağrı çalışkanlar, rica edeyim şu en arkadaki metrobüse kadar o kuyruğu gösterebilirsek eğer, büyük bir metrobüs kuyruğu olduğunu biliyoruz. Yaklaşık bir saattir ki özellikle de İstanbul için metrobüs demek zaten normal zamanda da çok sıklıkla kullanılan bir güzergah olduğu için bu metrobüs hattının bir dakika bile aksaması büyük olumsuzluklara neden oluyor. Şu anda arka arkaya dizilmiş yüzlerce, yani abartmış olmam herhalde, yüzlerce metrobüs görüyoruz ki biz yol boyunca Yenibosna yönünden gelirken de bir durak öncesinde Yenibosna yönünden başlayan o metrobüs yoğunluğuna, arka arkaya dizilmiş metrobüslere ve içinde bekleyen çok sayıda yolcuya şahit olduk ve şu anda da kontrollü olarak teker teker ekipler bu metrobüs hattından yan yola doğru, daha doğrusu ana yola doğru geçişi sağlayarak metrobüslerin ulaşımını, trafiğin aksamaması, yolun aksamaması için çalışmalarını sürdürüyorlar.